Akif'in Abdülhamid'i sevmediği doğru mudur? Efendim Mehmet Akif Abdülhamid'i sevmiyor değil. Nefret ediyor. Ya, sonra da olacak. Yalnız pek o kadar etmiyor. Kim? Meşrutiyetten sonra ilelebet etmiyor. Şey değil, af dilemesi tabii şey gibi diyor. Hayır, af dilemesi onun kırzağı tevfik kadar şeyce değil ama bir takım şeylerde görmüş, hürriyet hürriyet dediği şey öbür tarafta da pek kalmıyor. Yani bu tabii Abdülhamit'i haklı ve şanlı çıkarmıyor kafasında onun ama biraz şeyin topunu, kantarın topunu kaçırdıklarını anlıyor. Ama efendim şimdi Akif yani, yani... Şeyi var mı hocam hiç? Yani yanlış düşündüm diye bir şey var mı? Yanlış düşündüm demez. Hürriyeti aramak hiçbir zaman yanlış düşünce değil ama kaçırdığı şey var. Ama yazdığı şey yoktur. Çok ağır yazmış hocam. Yani. Ağır yazıyor. Çok ağır. Efendim yani şimdi arkadaşlar soran arkadaşımız maili kapattım. Akif Abdülhamit hakkında nasıl düşünüyor diye soracağınız Akif'in bir kitabı var. Safahat diyorlar. Açın. Ama o canlı bir Türk hayatı. Safahat'te bir Cuma selamlığı faslı vardı Sultanahmet'in. Evet. Ve söyleyeyim Baykuş diye bahseder. Yıldız'ın Baykuş'u diye. Yıldız'ın Baykuş'u evet. Ve neler söyler. Neye mal olmalıdır herifin bir namazı? Mısra budur. Aynen böyle neye mal olmalıdır ve neler söyler orada. Şimdi bunu söyleyeyim, söylemeyeyim. Son derece ağır sözler vardır. Dolayısıyla yani Allah aşkına okuyun. Safahat şu kadarcık bir kitaptı ya okuyun. Görürsünüz. Leylek Besmele'yi göndermişler ama konuştuk onu. Şey diyorlar İlber Hoca boğulacak şu yakasını Allah aşkına çözsün diyor. Çözeceğim yani kusura bakmayın. Evet, bu lütfunuza doğrusu evet, çok müteşekkirim. Şimdi efendim biraz sık. Şimdi herkes kravat takarken bunlar açık saçık gelirler ikisi. Şimdi ikisi. Şimdi biz bugün açıldık diye biri kravat taktı, biri papyonuyla geldi gene. Evet. Ben her zaman açık geliyorum çünkü ben kapamam mümkün değil, boğulacak gibi oluyorum. İşte o bir şey. Efendim Kur'an'daki Musa Bey sormuş gene bu denli dünyevileştirilmesi yani metalaştırılması Kur'an'ı özüne uzaklaştırmaz mı? Kardeşim neyi? Ya bir vakıf basmış, kanuni zamanda yazılmış Kur'an'ı basmış. Kimse hıfzedemiyor. Allah razı olsun diyeceğinize niye maddi düşünüyorsunuz her şeyi? Yani bunun şeysi yazılması biliyorsunuz. Yani şeyin... Hazreti Osman devri değil. Hazreti Osman devri hayır, değerlenmesi. Bu her zaman yazılmış. Yani evet, her yazılmış zaman yani. Yazılmış. Her dönemde, her dönemde yazılmıştır. Yani vahiyler hemen şeye geçirileni var, sonra geçirileni var. Herkesin hafız olması beklenmiyor zaten. Aslında hıfzı kolay metin, onu söyleyelim. Hıfzı çok kolay metin. Bazı hatta yok, şiir gibi mi falan diyorlar. Evet, onun ama... için bir ayet vardır biliyorsunuz. Hem de Yasin-i Şerif'in içinde. Ma alemnahu şiire ve ma yenbâlehu. Ona da bu yakışmaz diye. O biz ona şiir öğretmedik diyor. Şimdi fakat bu tabii zamanla mutlaka hıfzedilmenin ötesinde yazılması gerekiyor. Çünkü İslam alemin büyük çoğunluğu isteseniz de istemeseniz de Arapça bilmez. Yani o zaman hıfz daha çok zor olan bir şey. Ve yanlışlar olur. Yanlış efendim, olabilir falan. Yanlışlardan kurtarmak arkadaşlar, bir de. Arkadaşlar bakın Allah aşkına bilmediğiniz konularda ahkam kesmeyin. Akif şunu yapışa ya okumadığın belli senin Safahat'ı. Neyse bir başka Safahat soru. Safahat eğlenceli bir şey ya hayat da çok var güzel. Onun içinde. Yani, yani aruzu bu kadar güzel kullanan aruzu. Niye kullanıyor biliyorsun. Hayır, o yeteneği o çok rahat kullanıyor. Hayır ama bir şeyi var onun bir de o sırf yetenekli olacak bir şey değil. Mehmet Akif Bey. Hakikaten klasik İran edebiyatını çok iyi hıfzetmiştir. Yani dönemin içinde onu böyle hafızasında tutup tahlil eden, şiirini, müziğini yakalayan sayılı adamlardan biri. Tek değil tabii. Ve bizim Tanzimat'tan sonra inanılmayacak kadar, hatta 18. asırdan itibaren inanılmayacak kadar
yüksek derecede bir İran edebiyatı tedkikimiz ve istinsahımız var. Yani şeydeki İstanbul daha önce taklitlerimiz var çünkü. Evet, sonra tetkike dönüyor. Önce taklittir. Sonra tetkike dönüyor. Ha, önce intihal bilen var. Yani şimdi ya Figani kellesi gitmiş. Yani Allah rahmet eylesin ama şeyi İbrahim Paşa'ya karşı onun bu dinden getirdiği üç kızlar heykeli var. Üç evet. Güzeller. Onu devirmek için o araba bir de bir şey yazıyor ona. Doğu İbrahim Ahmet Bedin Cihan yeki butperest yeki but şikest. Bu gidip yeki but şikest yeki butperest oluyor. Bu butperest olanı. Şimdi bu intihalin hayır ilk önce butu kıran. Yani biri put değil mi? But şikest. Şikest. Öbürü butperest. Put getirdi kadın da put getirdi tapınıyor diye öyle hatırlıyorum. Tapın, evet. Şimdi bu yok biri put dikti biri put yıktı. Put, Nihat, dikti mi şey diyor dedi, bence şey, tamamen dedi, intihal. Şey tamamen Firdosi'den intihal. Çünkü Figane biliyorsunuz. Şimdi Firdosi bunu şeyde yazdığı zaman gereken şeyi beklediği para gelmedi Gazneli Mahmut'tan. Çünkü Gazneli Mahmut öyle derinliğine Fars edebiyatı anlayacak biri değil. Türk askeri yani asker. Melik Tazi Guyent yani. Etraftaki mikroplar, kıskanç herifler de verin üç kuruş o kadar bu demişler. Bu kızdığı için biliyorsunuz böyle bir beyit kullandı. Aynen bunu. Gazneli Mahmud'un öbür adı İbrahim zaten. Bu onu almış Figani ve maalesef bu şiir bunun hayatına mal oldu. Hayatına İbrahim, mal oldu. İbrahim. Çünkü hiç şakası yok gitti. Şimdi bu mesela bir gün rahmetli Adnan Erzi Hoca'yı burada anmak zorundayım. Biz Tunus'tayken oradaki arkadaşlarımızdan biri bize gayet güzel bir şey okuyor. Annen görmüştür. Sokak çekimleri. Gene senin şey bu evet. Zaten yakında seçim otobüsü kovalayacak o. Geliyor gibi. Kafasına koymuş Allah kurtarsın. Yani. Evet. Sonra Firdosi diyordu. Firdosi. Ama bu arada yani ya ne olur, seçim Firdosi'yi bölmeyin Erhan sus. Peki seçim Firdosi otobüsüne binecek ne? Yani. Yok evet o kovalayacak binemeyecek bile. Firdosi. Sen Allah kurtarsın. Yok canım Firdosi şey yapacak yani bunu. Yönetmen yüzünden bizim program. Erhan bak, sus program Allah aşkına bırakın ya. Bırakın Allah aşkınıza şimdi şey. Evet, siyasi buyurun. Program değil. Bu tabii çok önemli bir olay. Bunun gibi bir şey daha var biliyorsunuz. Adnan Sadık Hoca'dan bahsediyorum. Lütfen bırakın öbür şeyleri. Bırak. Şimdi, Adnan Erzi. Evet Adnan Sadık Erzi Hoca. Süleymaniye miydi? Ayasofya mıydı? Süleymaniye. Selahattin Camii imamlarından oldukça bilgili bir zatın oğludur. Kardeşi de gene mülkiyelidir ve Vakıflar İstanbul Müdürü'ydü. Yani en mühim görev tabii o zamanın vakıflarında şimdi de öyle. Çok iyi yetişmiş okuma yazması, hıfzı ve merakı. Çok tatlı kitap insan. Bilgisi çok fevkalade insan. Derin yazmazdı. Yani yazmaktan da şöyle tembelliğinden değil yanlışım çıkar korkusu. O çok kötü bir şeydir. Bir yanlış yaparım yanlış kalır korkusu vardı. Başka türlü izah edilemiyor. Çok iyi kitap tanırdı. Şimdi onun söylediği şeyi ben size söyleyeyim. Bir gün işte Tunus'ta bir meslektaşımız oralı bize Ebu Nuvas okudu. Allah. Bu dinledi onu. Hoş geldin Bostanzade Yahya dedi. Tabii intihal yürümüş yani. Bu çok yaygındı. Tanzimat asrında hiç değilse şark edebiyatında artık bu gibi numaraların devri geçtiği için daha bilimsel bir devir. Müthiş bir İran edebiyatının kaydı, kuydu ve tefsirleri var. İstanbul kütüphanelerinin bu bakımdan zenginliği, Şirazi Hafız ve Şirazi Sadi tefsirleri bakımından zenginliği İran'ı geçiyor yani. Bunu uzmanlar da söylüyor bugün. En güzel tefsir biz de Hafız. Evet, evet. Ve zaten öyle yani gelenek olarak. Mesela en büyük tefsir bizde dediği şey değil, İstanbullu değil.
Suudi Bosnevi yani şu Bosna ülkesi. Suudi şey evet. 16. asır. Osmanlı yani. Suudi. Fetihten 100 sene geçmemiş adamlar iyi mi? Ve tabii Hafız ve Sadi tefsirleri için burada bir örnek gördünüz. Siz de dinleyicilerimiz de Gönül Hanım'ı dinlediniz 2-3 seans. Lakin bir sorun var. Kitapları neden böyle nefret ettiğini yazıyorum. Oku kardeşim. Görürsün. Yazıyorsa zaten anlarsın. Yazmıyorsa düşün. Ya şey var ya. Gölgesinden korkan bir ötek 33 yıl bizi uyuttu şeriat diyerek diyor. Kim? Hakim gitti diyor. Bizim. Lajın gitti gene. Benim hop hop namiye döndü. 33 yıl bizi uyuttu şeriat diyerek. Üç feylatı mı feylin? Ah şu profesörleri. Biraz da tarih profesörlüğün edebiyatçılar da artık oturup vezin öğretti. Yok hiç vezinle uğraşamam. Biz de öğrendik de unuttuk. Hocam bilinen vezin unutulmaz. Demek ki hocalarınız öğretememiş. Şiirle uğraşıyor isen, hele şiirle geniş ölçüde kullanıyorsan tabii ki yani. Evet, ama yoksa tamam. Bizim şeyimiz vezin yazmak lazım bir kere. Vezini tutmak için yazacaksın. Vezinle şiir yazacaksın. İyi kötü. O zaman o kalır. Sen benim için bir yerde vezinle şiir yazar falan. Yazar dedim. Yazıyorsun zaten. Daha ne yazmıyorsun ya Allah. Şiir doldu çünkü. Ha? Ne yazıyorsun? Ben bir şey yazmıyorum. Yaz bütün edepsiz şiirlerini falan döktür ortaya. Onların hepsi literatürden değil. Yazıyorsun yani. Çok ayıp şeyler de var. Biz biliyoruz kimlerin yazdığını. Vezinle şiir. Çok iyi bir şey. Ay. Kolay değil, bırakılıyor. Yani eskinin alışkanlığı yok, onu beklemiyoruz. Ama hakikaten edebiyatçı takımının yazarak iyi veya kötü kaliteli şiirleri bu vezni iyi bilmeleri lazım. Yoksa olmaz. Bizim öyle şeylerle de harcayacak vaktimiz olmamalı. Yani bizim hafızamızın başka şeyler. Şiir vakit meselesi değildir. Şiir vakit meselesi. Sünuhat meselesi. Ha? Sünuhat meselesi. Olur mu ya? Yaz, boz, tekrarla. Yazık değil mi? Kafama hakim başka şey mi? Allah Allah. Peki o şeyin, Akif'in bu eyvah 3,5 gafilin sözüne kandık iddiaçılara mı söylüyor? Ne? Anlamadım. Onun işte bir şiiri var ya, eyvah 3,5 gafilin sözüne kandık. Bilmiyorum. Bir uykuya daldık ki mahşer duyandık diyor. Bilmiyorum. Mesela onu şey diye yorumluyorlar, Abdülhamit'ten özür dileme falan gibi yorumluyorlar. Onu yok mu? Abdülhamit'ten öyle özür dilemesi yok. Yok. Şimdi tabii Abdülhamit'ten özür dilemesi... Şeyin bir şey var. Akif fevkalade şey bir adam tarih bakımından. Direkt çizgiyle giden bir adam. Yani öyle eskiden olsaydı itkud bir diye bizim de bugün tasvip etmediğimiz metodolojik yönden şeyi hayata uygulamış biri. Yani o anın şeyini veriyor. Şimdi bu Anadolu'ya geçer insanlarda öyle Rıza Tevfik psikolojisi olmaz. Olmaz yani. Çünkü Anadolu'ya geçti o. Evet. Ve Anadolu'ya geçerken bu sadece kuru bir şüphe değildi. İddiatçı ideoloji ve tavır vardı o yani Anadolu'da. Ha ne Enverci değildi onlar. O başka şey. İkisi başka farklı şey.